Merhabalar, Beyza ile Craft örgü kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Mina bebeğin ikinci partını çekeceğiz. Birinci partında şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu kollar, bacaklar ve gövdesini aynı zamanda da baksırını örmüştük. Şimdi ikinci partını öreceğiz. İkinci partında neler yapacağız? Kafasını ve peruğunu öreceğiz arkadaşlar. Şöyle. Ten rengini daha önceden söylemiştim hangi marka kullandığımı. Ten rengini Gazal Baby Cotton kullandım. Şöyle. Evet. 34-69 kod numarası. Diğer elbisesini de aynı marka iple kullandım. Tekrar bu videomda da söylemek istiyorum. İp markası hiç önemli değil. İstediğiniz markayı kullanabilirsiniz. Yalnız bu tür tariflerde hangi kalınlıkta ya da hangi marka ip kullandıysanız gövdesini yapmak için elbisesini de aynı kalınlıkta ip kullanmanız gerekiyor. Çünkü büyük ya da küçük gelmemesi açısından elbisenin. Evet, eğer bu tür videoların devamını istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Altta da Instagram hesabım var, Beyza ile Craft. Oradan beni takip ederseniz bundan mutluluk duyarım. Ayrıca eğer yaptığım videoları beğeniyorsanız lütfen beğeni butonuna basmayı unutmayın. Hemen şimdi kafasını yapmaya başlıyoruz. Sihirli halkayla başlıyoruz kafasını yapmaya. Bebeğimizin bir tane zincir çektim. 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2... 6 tane sık iğnemi yaptım, sihirli halkamı kapattım ve hemen işaret ipimi yerleştiriyorum. İkinci sırayla devam ediyoruz. İkinci sırada her bir sık iğnenin tepesine çift batarak sıra sonunda 12 tane sık iğneye ulaşıyoruz. Üçüncü sırayla devam ediyoruz. Gene artırmalar yapacağız. Üçüncü sırada bir tane örüp bir tane artıracağız ve sıra sonunda 18 tane sık iğneye ulaşacağız. Şimdi dördüncü sırayı örüyoruz ve artırmalara devam ediyoruz. Aynı zamanda iki tane örüp bir tane artıracağız ve sıra sonunda 24 tane sık iğnemiz olacak. Şimdi beşinci sırayla devam ediyoruz. Beşinci sırada da gene artırma yapacağız. Üç tane örüp bir tane artıracağız. Sıra sonunda 30 tane sık iğnemiz olacak. Altıncı sırayı örüyoruz. Altıncı sırada gene artırmalar yapacağız. Dört tane örüp bir tane artıracağız ve 6 defa tekrar edeceğiz bunu. 6. sıranın sonuna geldiğimizde 36 tane sık iğneye ulaşacağız. Sırayı da tamamladık. Şimdi 7. sırayla devam ediyoruz. 7. sırada 5 tane örüp 1 tane artıracağız ve sıra sonunda 42 tane sık iğneye ulaşacağız. Evet, 8. sırayla devam ediyoruz. Gene artırmalar yapacağız. 8. sırada 6 tane örüp 1 tane artıracağız ve 8. sıranın sonunda 48 tane sık iğneye ulaşacağız. Şimdi 9. ve son artırma sıramızı öreceğiz. Şöyle 9. sırada 7 tane örüp 1 tane artıracağız. 48 tane olan sık iğne sayımız 54 tane olacak. 9. sıramızı da tamamladık ve 54 tane sık iğneye ulaştık. Şimdi bu son artırma sıramız demiştik arkadaşlar. Bu sıradan sonra 14 sıra boyunca herhangi bir artırma ya da eksiltme yapmadan 54 tane sık iğnemizi 10. sıradan 23. sıraya kadar öreceğiz. Toplamda dediğim gibi 14 sıra. Evet, 23. sıraya kadar 14 sırayı 54 sık iğne halinde ördüm. Şimdi bu sıradan sonra azaltmalar yapacağız. Şöyle 7 tane örüp 1 tane azaltacağız ve 6 defa tekrar edeceğiz. Sıra sonuna geldiğimizde 48 tane sık iğnemiz kalacak. 25. sırayla devam ediyoruz ve gene azaltıyoruz. 25. sırada 6 tane örüp 1 tane azaltacağız ve 42 tane sık iğnemiz kalacak sıra sonunda. Evet, 26. sırayı örüyoruz. 26. sırada 5 tane örüp 1 tane azaltacağız ve sıra sonunda 36 tane sık iğnemiz kalacak. Evet, bu aşamadan sonra gözlerini takabiliriz. Gözlerini nereye taktım, hangi aralıklarla taktım onu göstereceğim. Şöyle bakın, şuradan itibaren sayıyorum, şu tepeyi de sayıyorum. 19 tane sayacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Evet. 19'uncuya şöyle gözlerini takacağız. Böyle bolartıyorum. 10 milimlik göz kullanmıştım. Şöyle siyah kullanmıştım diğer bebekte. Buna da renkli yapmak istedim. Siz de dilediğiniz rengi yapabilirsiniz. Şöyle taktım arkadaşlar. Şimdi aradakini sayacağım. Şöyle bakın. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane saydım. 7. sık iğneye bu gözü de takacağım. Şöyle siyah ince bir ip taktım. Ucunu düğümlememize gerek yok. Arkadan bağlayacağız çünkü. Şöyle göz taktığım hizadan çıkıyorum. Şöyle. Burada ipi uzun bırakıyorum arkadaşlar. Sonra buradan giriyorum. Şöyle. Daha sonra şuradan. Çok büyük kirpiklere gerek yok. Aynı noktaya tekrar giriyorum. Şöyle kirpini yapmış olduk. Şimdi göz etrafını işleyeceğiz. Şu en üst noktadan çıkıyorum. Şuradan. Şöyle. Daha sonra evet, buradan çıktım. Şuraya birleştiriyorum. Buraları daha kalın da yapabilirsiniz dilerseniz. Şimdi kirpiğini yapacağım arkadaşlar. Pardon, kaşını. Şöyle. Şu ipimize dikkat edelim. Küçük yapmıştım ben diğer bebekte. Bunu da biraz daha büyük yapmayı düşünüyorum. Şöyle. Ve arka taraftan şu uçla birbirini bağlayacağım. Aynı şekilde diğer gözü de simetri olacak şekilde yapacağız. Gözlerini bu şekilde yaptık. Örmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Şu gözüne beyaz işleyeceğiz. Onu en son bittikten sonra da işleyebiliriz. Şimdi 27. sırayla devam ediyoruz ve gene azaltmalar yapacağız. 27. sırada 4 tane örüp 1 tane azaltacağız ve sıra sonunda 30 tane sık iğnemiz kalacak. 3, 4. Evet. Şimdi 25. 27. sırayı tamamladık. 28 ile devam ediyoruz. 28. sırada 3 tane örüp 1 tane azaltacağız ve 24 tane sık iğnemiz kalacak. Evet, kafasını da doldurdum. Şöyle. Gerekirse bittikten sonra biraz daha doldurabiliriz. Şimdi 29. sırayı örüyoruz. 29. sırada 2 tane örüp 1 tane azaltacağız ve sıra sonunda 18 tane sık iğnemiz kalacak. 29. sırayı da tamamladık. Şimdi 30. ve son sırayı öreceğiz. 30. sırada 1 tane örüp 1 tane azaltacağız ve sıra sonunda 12 tane sık iğnemiz kalacak. 30. sırayı da ördük. Bu şekilde tamamladık. Şimdi kafasıyla gövdesini birleştireceğiz. Nasıl birleştirdiğimi ve nasıl diktiğimi göstereceğim. Şimdi biraz uzun kestim arkadaşlar. Önce burnunu işleyeceğim. Şöyle alttan giriyorum. Şuradan çıktım bakın. Ve küçük bir burun işleyeceğim. Bir tane daha yapacağım. Evet, bu sonuncusu. Şöyle alttan çıkıyorum. Burnunu bu şekilde yaptık. Evet, kafasıyla boynunu birleştiriyoruz.
Şöyle arkadaşlar, şunu söyleyeyim. Boyun kısmına kesinlikle bir aparat koymamız gerekiyor. Metal olabilir, böyle gördüğünüz gibi. Tel olabilir. Ben böyle bir metale şu şekilde ip doluyorum her tarafını. Daha sonra bunu bir kısmını gövdeye, bir kısmını kafaya yerleştiriyorum. Bunun için arkadaşlar şöyle şu elyaf cımbızıyla veya herhangi bir şeyle bu şekilde yer açıyorum. Şöyle. Daha sonrasında bunu bu şekilde yerleştiriyorum. Burada boş kalan kısımlara bir miktar daha elyaf koyuyorum. Buna ip dolamamın sebebi arkadaşlar herhangi bir zarar vermesin diye bu şekilde ip doluyorum. Şu kalan boşluklara şöyle elyaf cımbızıyla biraz daha elyaf dolduracağım ki oralarda boşluk oluşmasın. Daha sonradan. Şimdi de geri kalan kısmını gövdeye yerleştireceğiz. Aynı şekilde cımbızla şöyle gövdeden yer açıyorum. Kalemle de olabilir arkadaşlar. Elinizde nasıl bir aparat varsa kolayınıza giden onunla yapabilirsiniz. Evet, böyle yer açtıktan sonra diğer kalan kısmını da gövdesine yerleştiriyorum. Evet, aparatı yerleştirdim. Şimdi şöyle kafasını düz tutuyorum ve dikmeye başlıyorum. Şöyle ilk önce şuradan. Şuradan alıyorum arkadaşlar, bakın. Şöyle. Daha sonra alta geçiyorum. Aynı şekilde bir tane alttan alıyorum. İpimi çektirerek dikiyorum ki orada bolluk oluşmasın. Bu şekilde başlangıç noktasına kadar dikiyoruz. Evet, bebeğimizin kafasını da bu şekilde ekledik. Şimdi son olarak peruğunu öreceğiz bu partta. Daha sonraki partta da elbisesini ve ayakkabılarını öreceğiz. Evet, şimdi bebeğimizin peruğunu örüyoruz arkadaşlar. Sihirli halka yapıyorum. Koyu renk bir iple veya açık renkte yapabilirsiniz. Şöyle iki tane zincir çekiyorum. 1, 2. Sihirli halkanın içine 12 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet, 12 tane trabzanımı ördüm. İlmek kaydırmayla birleştiriyorum arkadaşlar. Bloğu olarak birleştiriyorum ilk trabzanın tepesine. Şöyle. Daha sonrasında 2 tane zincir çekiyorum ve her bir trabzanın tepesine çift trabzan yapıyorum. Tamamını bloğu olarak örüyoruz. Yani arka lobdan. Evet. Sıra sonuna geldiğimizde 24 tane trabzanımız olacak. Evet, ikinci sıramızı tamamladık. Gene üçüncü sırayla devam ediyoruz. Aynı şekilde öreceğiz gene. 2 tane zincir çekiyorum ve gene bloğu olarak örüyoruz. 1 tane örüp 1 tane artıracağız. Ve sıra sonuna geldiğimizde 36 tane trabzanımız olacak. Evet. 3. sıramızı da tamamladık. İlmek kaydırmayla birleştiriyoruz. Buradan itibaren buklelerini ve kakülünü öreceğiz. Daha doğrusu ilk etapta arkadaşlar. Bunun için 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Zincirlerimi biraz gevşek çekiyorum arkadaşlar. 5, 6, 7. 2. zincirden itibaren 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, evet 6 tane sık iğneyi ördüm. Bir tane dibine batıyorum ve aynı işlemi tekrar ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6 tane sık iğne öreceğim. Tekrar ediyorum. Zincirleri gevşek çekiyoruz. Hemen dibine
Bir sık iğne ile tutturuyorum. 2 tane oldu. Bu şekilde 6 tane yapıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde ördüm 6 tane. Şimdi bu kakülleri olacak arkadaşlar, şöyle. Daha sonra lülelerini örmeye başlayacağız buradan itibaren. Bunun için ben 28 tane zincir çektim. Eğer siz daha uzun bir saç yapmak istiyorsanız bu zincir adedini çoğaltabilirsiniz. 28 tane gevşek bir şekilde zincir çekiyoruz. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 28 tane zincir çektim. İkinci zincirden itibaren bir tane örüp bir tane artırıyoruz ve 10 defa tekrar ediyoruz onu. Bir oldu, bir ördüm, bir artırıyorum, 2. Bu şekilde 10 defa tekrar edeceğiz. Evet, dediğim şekilde ördüm, 10 defa tekrar ettim, bir örüp bir artırma. Bundan sonrasını her bir zincire bir sık iğne olarak örüyoruz. Toplam 7 taneye tekabül ediyor orada kalan zincirler. 3, 4, 5, 6 ve 7. 7 tane ördüm. Hemen dibine batıyorum arkadaşlar. Bu sırada kaküller gibi değil, bir tane örüp her bir sık iğneye örmeyeceğiz. Bir tane sık iğne ördüm, yanına bir sık iğne daha örüyorum. Daha sonra yapmaya başlıyorum. Oysa kaküllerde her sık iğneye birer tane kakül yapıyorduk. Buklelerinde öyle yapmıyoruz. Şimdi bunu başlangıç noktasına kadar gösterdiğim şekilde öreceğiz. 28 tane zincir çekiyoruz. Aynen şu gösterdiğim gibi örüyoruz. Peruğunu bu şekilde ördüm arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bütün etrafını dolandım. Toplamda 16 tane bukle oldu ve başlangıç noktasına geldim. Şimdi buradan ilmek kaydırmayla üst kısma geçeceğiz. Şöyle şuradan bir tane alıyorum, şöyle bir ilmek kaydırma yapıyorum. Şöyle tutuyorum. Daha sonra hemen en yakındaki loba geçiyorum. Şimdi buradan itibaren tekrar bukleler öreceğiz. Yine 28 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Şimdi şöyle arkadaşlar, şurada 10 defa bir örüp bir artırıyorduk. Burada 7 defa bir örüp bir artıracağız. Bir örüyorum, bir artırıyorum. Evet, bu şekilde ördüm. Geriye 13 tane zincirimiz kaldı. Onu da her bir zincire birer tane örerek tamamlayacağız. Bu şuradaki bir üst katın buklelerini örüyoruz. Uç noktasına geldim. Buradaki loba bir tane sık iğne ile tutturuyorum. Bir tane örüyorum. Tekrar yapıyorum. Yani arada 2 tane sık iğne olmuş olacak arkadaşlar. Bir ördüğümüzü tutturuyoruz, bir de normal örüyoruz. Bu şekilde başlangıç noktasına kadar öreceğiz. Yere kadar ördüm arkadaşlar. Toplamda 11 tane ve peruğunu bu şekilde tamamladım. Son olarak şuraya ilmek kaydırmayla birleştiriyorum. Bu arada arkadaşlar, şurada bir renk farklılığı var. İpim yetmedi. Başka bir markanın evde olan kahverengisiyle ördüm. Ondan dolayı oradaki renk farklılığı. Bir tane zincirle de sabitledim. Şimdi ipimi uzun bırakacağım ve kafasına dikeceğiz. Evet, ilk önce şöyle şu ön kısımları, kakül kısmını şöyle yerleştireceğiz. Kaküllerini ne kadar önüne gelmesini istiyorsanız öyle ayarlayabilirsiniz. Şöyle bakın, şu iki gözünün hizasına gelecek şekilde şöyle
Şöyle tutuyorum. İlk önce tepesini tutturacağım. Dikeceğim ki dikerken daha sonra kaymasın. Şöyle. Daha sonra buklelerini dikeceğiz arkadaşlar. Tepesini düzgün bir şekilde şöyle tutturalım. Önce kaküllerini dikeceğim ki daha düzgün olsun. Şöyle arkadaşlar, şu öndekileri yanlara tutturacağım şöyle. Aslına bakarsanız siz kendiniz nasıl şekil vermek istiyorsanız saçına o şekilde dikebilirsiniz. İlla benim yaptığım gibi olmak zorunda değil. Şu kaküller şuralardan her birini tutturacağım. Şöyle daha sonra diğer kaküle geçiyorum. Bütün kaküllerini alnına bu şekilde tutturuyoruz. Kaküllerini bu şekilde yaptık. Daha sonra buradaki bukleleri sırasıyla arkadaşlar dikiyoruz. Şöyle. Dediğim gibi kendi istediğiniz şekilde dikebilirsiniz. Şöyle şuradan biraz aşağıya dikeceğim şurayı. Havaya kalkmaması için. Daha sonra yanındakine geçiyorum. Evet. Gösterdiğim şekilde başlangıç noktasına kadar dikeceğiz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi peruğunu bu şekilde diktik ve tamamladık. İkinci partın burada sonuna geldik. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.